Ve burada tabii bir diğer durumda özellikle Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın özellikle mahkeme salonunda evet çırpınarak ölmesi ve neticesinde ailesinin bile defnine müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır. Değerli dinleyiciler, bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Buyurun, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne, güncel durum şu, artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İşte sıkıntımız burada. Mevcut İsrail yönetimi bu cinayetlerinin yanında Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırıları gibi eylemleriyle uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına aldı. Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir ihtilafıdır. Güney Asya'nın istikrarı ve refahı Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'in almış olduğu karara rağmen Keşmir adeta abluka altında ve 8 milyon insan Keşmir'den ne yazık ki dışarı çıkamıyor. Keşmirlilerin Pakistanlı ve Hintli komşularıyla birlikte güvenli bir geleceğe bakabilmeleri için buradaki sorunun çatışma değil, adalet ve hakkaniyet temelinde diyalogla çözümü şart. Dünyanın bigane kaldığı konulardan biri de Müslüman Rohingyaların karşı karşıya oldukları insanlık trajedisi. Afganistan'da yaklaşık 40 yıldır kesintisiz süren işgaller, çatışmalar ve terör faaliyetleri küresel düzeyde sorunlara yol açmıştır. Artık bu kadim coğrafyanın huzura ve güvenliğe kavuşmasının vakti gelmiştir. Uluslararası toplum olarak hep birlikte bu konuda sorumluluk üstlenmeli, çaba göstermeli. Değerlilere gelin. Günümüzde küresel barış ve huzura en büyük tehditlerden biri de ırkçı, yabancı düşmanı, ayrımcı ve İslam karşıtı eğilimlerdeki yükselişler. Müslümanlar nefret söylemine, kutsal değerlerine hakarete,